Bugün birçok aile otizmden korkuyor. Otizm olursa benim çocuğum ne yaparım, nasıl olur, yaşıtlarından geri kalır mı endişeleri var. Halbuki otizm o kadar fazla görülen bir hastalık değil. 1/3 oranında görülüyor. Beynin gelişimsel bir hastalığıdır. Otizmin belirtileri, sarıldığınız zaman çocuğunuzun size aynı şekilde sarılmaması, sizi itmesi, yüzünüze gülümsememesi, ismiyle çağırdığınızda bakmaması, gözlerinin etrafta gezinmesi ve kimi zaman da ses çıkarmayı tercih etmesidir. Dönen cisimlere ilgi duyar, saatlerce çamaşır makinesini seyreder yahut da arkadaşlarının arasına girmez. Onların arasına karışmadığı gibi yalnız oynamayı tercih eder. İşte bu belirtiler varsa otizm aklınızın bir ucunda dursun. Bu belirtilerin olması otizmin olması anlamına gelmez. Neden olduğu bilinmemektedir. Genetik geçtiği söylenir. Kardeşinde varsa onda da olma olasılığı yüksektir. Ama bunun dışında tek bir nedene bugüne kadar bağlanamamıştır. Aslında otizmin belirtilerine bakan birçok aile korkuyor. Bunların birçoğu otizm değil. Atipik otizm denilen, otizmin belirtilerini gösteren bir durum. Baktığımızda bunun durumu çok daha fazla. Birçok aile boşu boşuna endişeleniyor. Benim çocuğum otistik oldu diye kaygılanıyor. Kaygılanmayın. Bunların birçoğu atipik otizm olabilir. Atipik otizmin tanısı, otizmin belirtilerinin görüldüğü ama bunların bir süre sonra geçtiği durumdur. Hastalığın gidişi aslında hastalığın ağırlığına bağlı. Ne kadar ağır olursa iyileşmesi biraz daha zor olabilir. Ama bu çocuklar dünyadan kopup gitmiyorlar. Arkadaşlarını yakalayabiliyorlar, derslerini toparlayabiliyorlar, konuşmaları geliştiriyor ve bu çocuklarımız aslında korktuğumuz kadar da kötü gitmiyor. Otistik çocuklar büyüdükleri zaman iş hayatında çalışabilir. İlla çok büyük davranış gerektirmeyen, sosyal ilişki gerektirmeyen birçok işte başarılı olurlar. Bu yüzden ailelerin en büyük endişesi olan ben ölürsem ona ne olacak endişesini çok fazla taşımamaları gerekir. Asperger sendromu aslında otizmin bir parçası. Bu çocuklar çok daha entelektüel düzeyi yüksek, zeka kapasitesi çok fazla ve ilgileri de değişik olan çocuklardır. Biraz da takıntılıdırlar. Özellikle bir astrofizik yönünde yahut da Mısır'daki piramitler size inanılmaz bilgiler verir. Ama diğer konulara da çok ilgisi yoktur. İşte Asperger sendromu otizmin çocuğun ilgisinin bir alana yayıldığı ve zeka düzeyinin yüksek olduğu ama buna karşın sosyal ilişkilerinin az olduğu bir rahatsızlıktır. Çocuğunuzda otizmin belirtilerini görüyorsanız bence vakit kaybetmeyin. Öncelikle bu belirtileri atmaya çalışın. Uzun süre televizyonun karşısında kalıyorsa buna engel olun. Anaokuluna gitmiyorsa anaokuluna gönderin. Arkadaşlarıyla birlikte olsun. Sohbet edin, konuşmasını geliştirin. Ama bunlara rağmen gene ilişki kurmuyorsa o zaman bir doktorun fikrini almak sizi yersiz kaygılardan uzaklaştıracak hem de geç kalmanızı engelleyecektir. Çocukların otizminin tedavisinde birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi de ilaç tedavisi. Çocuklar özel eğitime gidiyorlar, orada eğitim alıyorlar ama bu eğitimi alabilmelerinde, sosyal ilişkilerinin artmasında, kişisel kapasitelerinin fazlalaşmasında, hatta dikkatlerini verebilmelerinde psikiyatrik ilaçların faydası oluyor. Maalesef birçok kişi bunu bilmediği için senelerce bu ilaç tedavisinden uzak kalıyor. Bu da çocukların yapabileceklerini maalesef sınırlıyor. Otistik çocuklara özel eğitim çok faydalı ama bunun yanında onların da yaygın eğitimden faydalanmaları, arkadaşlarıyla bir arada olmaları, onlarla aynı okulda okumaları da faydalı. Ama bazen bu çocukların durumu ağır olduğunda doktorların önerisiyle devam etmemeleri gerekiyor. Çünkü o zaman içlerine kapanıyorlar, arkadaşlarından uzaklaşıyorlar ve özgüvenleri sarsılıyor. Bunun için doktor önerisiyle yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda bir arada olmak kaydıyla sağlıcakla kalın.